çocuklar ya. Şu başımıza gelene bakar mısınız Allah aşkınıza? Sizin evi böcek bastı. Dükkanı su bastı. Sizin ev yandı. Yani... Biz başımızda bir uğursuzluklar mı dolaşıyor nedir ya? Ay ne oluyorsa böyle. Ya sormayın anneciğim. Bir uğursuzluktur gidiyor. Yani biz de kaç gündür sizdeyiz. Böyle bir rahatsızlık verdik gibi oldu ama kusura bakmayın artık. Allah aşkına ne rahatsızlığı? Çocuklar ne güzel işte. Birlikteyiz ya. Benim hoşuma bile gidiyor. Ay anne ya Allah senin başımızdan eksik etmesin. Keşke imkanımız olsa da böyle cümbür cemaat hep beraber yaşasın. Vallahi. Ay yok artık daha neler. İlahi. Deli mi de? Kızım herkes kendi evini bilsin Allah aşkına. Herkes kendi evinde. Sonra hep beraber bir araya geliyoruz işte. Özlediğin zaman gelir kalırsın yavrum. Tabii canım herkes oturacağı evi bilsin yani. Ha? Babacığım biz ne zaman kendi evimize gideceğiz? Hadi, hadi Kurtuluş. Açıkla şimdi bakalım. Babacığım hani... Annem benim. Güzel annem sen sıkıldın mı burada? Hı? Şimdi şöyle oldu. Baban tam gidiyordu evine. Ben dedim ki babana, ne olur Kurtuluş, ne olur kal canım çok sıkılıyor dedim. Hadi biraz kalın ben de dedim annem. O da sağ olsun kırmadı beni kalıyor değil mi? Tamam anneciğim. O zaman biz her gün burada kalırız. Ay çok teşekkür ederim annem. Anneciğim, bizim şimdi bir geleneksel yemeğimiz olur holdingde. Yani kuruluş yıl dönüm yemeği. Bu sene de yapacağız bunu. Eğer zahmet olmazsa... Ben gelemem. Gelemem. Ay tamam be. Ay tamam çok utandım. Ay çok utandım. Anneciğim tabii ki başımızın üstünde yeriniz var. Yani gelmek isterseniz. Ben Emine'ye bakabilirseniz Lale ile beraber gitmek için. Bakarım, bakarım. Bakarım ya. Çok sağ olun anneciğim. Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Yemek mi vardı? Senin haberin yok mu? Bilmez olur mu anne? Geçen gün konuştuk ya hayatım. Yemekten bahsetmiştim sana. Sen de tamam demiştin ya. Unutuyor bazen işte oluyor böyle. Ha, bu hafta sonuydu değil mi? Evet evet bu haftaydı aşkım. Ama gelemem ki ben. Emir'i bırakamam. Allah aşkına yapma Lale. Olur mu? Şimdi sensiz olur mu? Onların organize ettiği bir şey, yemek falan. Yok, gitmen lazım. Ay evet ablacığım, annem doğru söylüyor yani. Ay bak, dedikoducular var, bir sürü insan var orada. Hayır yani, insan şimdi aranızda bir sorun olduğunu falan düşünecek. Ay! Ne oldu annem? Huzursuz ayak sendromu. Aa, o ayak şeysi, geçen gün söylediğin şeyi biliyorum. Niyeyse bugünlerde hep dolanıp duruyor o huzursuz ayak sendromu. Huzursuz şeysin tamam. Neyse yavrum, sen hiç üzülme. Ben bakarım Emre. Siz de bir güzel karı koca gidersiniz. Aslında bu da bu dalgınlık falan var ya, hep eve kapandı ya sürekli evde çocuk çocuk çocuk. Ondan oldu. Biraz çıkar o da açılır. Hayır, öyle değil ki. Ya ben burada çok mutluyum Emre'nin yanında, çok huzurluyum. Asıl böyle sokağa çıktığım zaman kendimi çok kötü hissediyorum. Aa Laleciğim, öyle gidip de sabahlara kadar eğlenmeyeceğiz ki. Yani bizim oraya icabet etmemiz gerekiyor, bir gözükmemiz gerekiyor insanlara. Birkaç saat durur geliriz. Ya işte benim kuzum, anne olunca bırakamıyorsun değil mi çocukları da? Kimselere teslim edemiyorsun. Bak bu masada bir tek annem anlıyor beni. Duydun mu abla? Neyse ama bak o iş başka, bu iş başka. Annelikle bunu bir ayır, tamam mı güzelim? Kocanın yanında ol yani, aileyi temsil ediyorsun sonuçta. Anneciğim o kadar güzel konuşuyorsunuz ki lütfen devam edin. Ay devam etmeyeceğim artık, yemek yiyeceğim hadi. Tamam. Tamam giderim. Bir iki saat falan dururum. Sonra döneceğim. Tamam mı? Tamam aşkım. Sadece bir iki saat. Tamam ben bakarım. Ben bakarım. Ben bakarım. Ben bakarım. Heh. Heh, merhaba buyurun. Merhabalar iyi akşamlar olsun. Songül Şen ismiyle bir zarfınız var burada da. Kendisi evde mi acaba? Ben kızıyım alayım. Yok biz öyle yapamıyoruz. Şirket politikası gereği anasına, danasına, karısına, kızına veremiyoruz. Direkt kendisine elden teslimat şart. O ne biçim konuşma be?
Şu anda annem uyuyordu içeride. Ben kızayım, alayım ben onu. Ama kardeşim diyorsunuz, siz de biraz halden anlayın ama. Benim de sorumluluklarım var ama elden vermem şart. Ya uyuyan kadını niye uyandıracağım kardeşim? Allah Allah, sen ne inatçı çıktın ayrıca ya. Versene diyorum, kızayım diyorum. Sen neyi anlamıyorsun ya? Ya vallahi ben inatçı çıktım da siz de az çıkmadınız hanımefendi. Şu annenizi çağırın gelsin ya. Elden teslim edelim ha. Çok mu derin uykusu? Soygun Hanım! Şşşt! Buradan ne kadar da kötü oldu. Yok yok yok. Sen damat tut. Gücüm ben bakım. Bu saatte gelmiyor. Buyurun, buyurun. Buyurun. Merhabalar efendim. Songül Şen ismine bir zarf yollanmış. Kurye yoluyla ben bunu size elden teslim edeyim. Benim, teşekkür ederim. Ananız uyanmış. Uyandı sayende. Anne uyuması. Ne uyuması canım? Oldu. Teşekkür ederim. Onu. Ay gerçekten aklımda başka bir şey yok. Unutmuşum ya. Yok. Onu. Para istiyor bahşiş. Hayır. Şirket politikası gereği bizde bahşiş yok. Yalnız benim açıldığını gözetlemem lazım. Onu açın ben hemen gideyim. Sen git kardeşim, ben açarım. Açın, ben göreyim, hemen gideyim. Kardeşim, ben bunu açacağım. Bana gelmiş ama sen gider misin lütfen? Ben ister bunu kuluçka olarak kullanırım, istersen yakarım, istersen yerim. Anne işte bak, iki saattir kapının önünde beklememin nedeni bu adam ya. Vur 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 vur, konuştu, susmadı. Kardeşim, deli misin, nesin sen ya? Gitsene ya. Hanımefendi, sizle konuştuk, bir aynı elektrikte buluşamadık. Ben hanımefendiyle konuşuyorum. Şirket politikası gereği benim açıldığına müşahede etmem lazım. Neticede bu kargodur. İyi mi geldi, kötü mü geldi, doğru mu geldi, yanlış mı geldi, size mi geldi acaba? Şimdi sen beni dinle. Ben bunu aldığım zaman açacağım, okuyacağım, bakacağım, bir yeri bozulduysa eğer ben sana telefon açacağım bu zarar görmüş diye. Tamam mı? Gider misin artık şimdi? Hadi canım. Ölü bir görün, aç şunu. Hadi. Ölü bir görün. Yeşil tuttun bir Allah cenneşhane. Hadi oradan. Bak, polis çağırma. Ama lütfen, tamam. Manyak. Eller deli Asret, bize kakıllı ya. Neymiş bu önemimiz abi? Ne kapıyorsun kızım? Derinlerinden zor kurtardım. Versene. Yok anne, anne bu bana geldi aslında ya. Ya bu benim sana yaptığım bir sürprizdi. Bak geldi adam, her şeyi bozdu, bütün sürprizi bozdu. Olacak işimi daha tamamlayamadım bile ben bunu. Bana sürpriz mi? Ha. O yüzden üzüldün. Tamam, ben görmedim. Hiç görmedim, duymadım. Sen yap. Ama çok da arayı açma bir an evvel. Yap, sonra meraktan ölürüm. Merak etme anneciğim, bak sana daha ne sürprizler yapacağız biz. Hadi. Bekliyorum. Vallahi neredeyse yakalanıyorduk ha, ne yapacağım ha? Tamam, ne yapacağım? Nereye saklayayım? Bir yere saklayayım. Sonra almak için bir yere saklamam lazım. Nereye saklamam lazım? Nereye, nereye? İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım.